Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi-cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet. Elma tatlısı yapıyoruz sevgili. Elma tadındaki güzel Elif Naz'la yapacağız ama evet, değil mi? Aynen öyle. Evet, Elif Naz'ı bir daha yanımıza alacağız. Elma tatlısı yapıyoruz. Gel Elif Naz'cığım yanımıza. Hatta seninle beraber listemizi verelim istersen. Gel bakalım şöyle. Evet. Bir daha platformu alabilir miyiz? Acaba nereye gönderdiler Elif'in şöyle. Elif görünüyor mu? Görünmüyor mu? Çaydanlıktan dolayı. Tamam, şöyle çaydanlığı alalım. Evet. Şöyle alayım seni Elif Naz'cığım. Şu şöyle tarafa az doğru. İleri gelsin istesen. Evet, şöyle gel. Evet, şöyle hadi bakalım. Güzel kızımızı. Evet, sevgili Elif Naz'la beraber şimdi ne yapacağız? Elma tatlımızın sizlere malzeme listesini vereceğiz. Şöyle okuyalım mı Elif? 1 litre süt. 1 litre süt. 4 adet elma. 4 adet elma. 2 adet elma pardon. 2 adet elma. 1 paket. Vanilya. 1 paket vanilya. 200 gram toz şeker. 200 gram toz şeker. 50 gram pirinç unu. 50 gram pirinç unu. 2 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı nişasta. Evet, ve süslemek için de üzerine fındık ve pasta sosu kullanacağız. Aynen öyle. Şöyle şekerimizi de sütümüzün içine ilave edelim. Evet, şuradan çırpıyı alalım usta isterseniz. Size şöyle vereyim, buyurun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Al Elif'ciğim şöyle bir karıştır bakalım. Tenceremizden korkmana gerek yok, tamam mı? Tenceremiz ısıyı içinde hapsediyor. Dışarıya kesinlikle vermiyor. Bak çok rahat bir şekilde dokunuyorum. Sen de dokunabilirsin. Evet bak, gördün mü? Elin yanmayacağı için artık biz mutfakta bu korkulara yer vermiyoruz ve şöyle alıp karıştırabilirsin Elif'ciğim. Hadi bakalım. Sütümüzü Elif Naz güzel bir şekilde karıştırsın. Şöyle vanilyamızı da içine ilave ettik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, ben de şöyle elmaları güzelce bir şekilde küçük küçük doğrayacağım. Ne yapalım? Şöyle önce elmalarımızın şöyle çekirdekli kısmını ayıralım çekirdeklerinden. Elmamızı güzelce bir sevgili izleyicilerimiz ne yapıyoruz? Güzelce bir yıkıyoruz. Kabuklarını soymayın çünkü o kabukları güzel bir tat, bir lezzet verecek. Onun için şöyle kabuklarını soymayacağız. Küçük küçük doğradığımız zaman o elmaları kabuklarıyla beraber güzelce ağzınıza geldiği zaman bile farklı bir tat ve farklı bir lezzet verecek sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir anda sütümüz ısınırken ben de şöyle elmalarımızı güzelce küçük küçük doğrayacağım. Şöyle bir kaba alalım. Hatta bir tabak alsak. Evet, elma yapıyoruz. Elma tatlısı. Sevgili Elif Naz sütümüzü karıştırıyor. Elmadan konu açılırken tabii ki faydalarını saymadan geçemeyeceğiz. Efendim, elmanın biliyorsunuz birçok faydası var. Sağlığa çok iyi geliyor. Her gün günde en az bir defa bir adet elma tüketelim. Sağlığımız için oldukça iyi. Ayrıca elma yemenin dışında evimizin çeşitli alanlarında da bizlere oldukça fayda sağlayan güzel bir meyve. Bakın neler yapıyor elma. Sulu bir tavuk kızartmamıza yardımcı olur efendim. Kızarmış tavuğunuzu, tavuğumuz fırında kurumaması için ne yapacağız? Bir sonraki seferde tavuğu fırın tepsisine yerleştirdikten sonra tavuğun içine bir elma sıkıştıracağız. Evet, tavuğun içine bütün tavuk pişirirken o zaman ne yapacak? Tavuğu yumuşak bir şekilde pişirmemize sebep olacak. Keklerimizi taze tutuyor efendim. Marketten aldığımız keklerin veya evde hazırladığımız keklerin ömrünü uzatmak istiyorsak keklerimizi sakladığımız kabı içine yarım elma koyarsak eğer o nem verecek, keki nemlendirecek, kurumamasına sağlayacak ve yeşil domatesleri olgunlaştırıyor efendim. Bir deste yeşil domatesin içine bir adet elma koyarsak, hatta birkaç adet kesenin içinde biliyorsunuz kağıt keselere koyuyoruz. Elma ve domatesleri bir arada bekletirsek domateslerin olgunlaşmasına sebep olacak.
Öyle güzel faydaları da var. Şöyle. Hazır oldu mu usta? Poğaçalarımız hemen hemen hazır gibi. Şöyle bir alt üst edelim tekrardan. Bir tepsisini hemen hemen alabiliriz şöyle. Bir tekrardan bir 10 derece daha yükseltiyoruz ve son yükselticimizi yaptıktan sonra hemen alacağız şimdi. Elmamızı güzelce doğradık. Şimdi yavaş yavaş ne yapıyoruz sevgilicilerimiz? Evet, şöyle yardım edeyim mi? Biraz kolun yorulmasın. Yoruldu mu kolun? Evet, biraz yoruldu tahmin edebiliyorum. Şu herhalde alacak değil mi? Alır. Ne koyduk tenceremize Elif'ciğim, hatırlıyor musun? Evet. Ondan sonra margarin. Şeker, süt, şeker, vanilya. Şöyle elmalarını da doğradıktan sonra onu da içine ilave yapalım. Oh, bak ne güzel olacak, görüyor musun? Şöyle. Nasıl kokuyor Elif Naz? Çok güzel. Evet. İçine çok az bir şey, bir Hindistan cevizi atıyoruz sevgilicilerimiz. Tekrardan 2 yemek kaşığı kadar da bir nişastamızı suyla açalım. Evet, suyla bağlayacağız. Evet, şöyle alalım yanımıza. Biraz karıştırabilirsin istersen. Sırayla karıştırıyoruz, tamam mı? Şöyle nişastamızı da verirsek. Aşağı karıştır. Ben karıştırayım herhalde nişastayı. Biraz çünkü. Yoruldu herhalde. Evet. Elif Naz yoruldu. Sert olabilir. Şöyle bak. Hemen koyulaşmaya başladı. Görüyor musun Elif'ciğim? Şimdi kapatacağız altını. Altını kapatın. Hemen ve kaba şöyle boşaltabiliriz. Tepsimize boşaltalım elmalı muhallebimizi. Evet. Evet, şöyle sevgilicilerimiz bir yandan tatlımızı hazırladık şöyle. Güzeldiriz. Şöyle düzeltelim sevgilicilerimiz. Elmamızı, kalan elmamızı da şöyle ayva dilimi şeklinde güzelce bir doğrayalım sevgilicilerimiz. Doğradıktan sonra şöyle güzel desen verebilirsiniz, şekil yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Evet, şu şekilde. Elma da başlı başına bir mucize. Aynen öyle. Mesela şey de var usta, aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Biliyorsun tuzlu yemeklere biz ne yapıyoruz? Patates alabilirsin Elif Naz'cığım. Patates ilave ediyoruz tuzunu alsın diye. Evinizde patates yoksa hiç problem yok. Ne yapacaksınız? Yine aynı şekilde patatesi dilimleyip tuzlu çorbanın veya yemeğin içine koyar gibi elmayı dilimleyin, tuzlu yemeğin içine ilave edin, tuzunu alacaktır. Böyle güzel bir faydası da var. Aynen öyle. Şöyle sevgilicilerimiz elmayla da şöyle güzel bir şekil verdikten sonra. Evet, güzel bir çiçek yaptı. Şöyle eriklerimizden de ne yapabiliriz? Şöyle. Güzelce bir keselim. Şöyle kestikten sonra şöyle yavaş yavaş ne yapıyoruz sevgilicilerimiz? Şöyle içindeki çekirdeğini alıyoruz. Ve ortasına şöyle güzel bir şekil yapıyoruz. Evet, güzel diğer, bir çiçek oldu o da. Aynen öyle. Diğer eriğimizde de şöyle güzelce kesiyoruz tekrar. İçinde çekirdeği aldıktan sonra onu da şöyle küçük ayva dilimi şeklinde veyahut da karpuz dilimi şeklinde keselim. Şöyle sevgilicilerimiz aralarına gelecek şekilde şöyle güzelce bir süsleme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu
Bunu da sevgili kardeşim İsmail için hazırladık. Şöyle bu süsleme de ona gelsin. Onun için yaptık diyelim değil mi Ayşegül? Beğendin mi Elif Naz'ım? Çok güzel oldu. Beğendin mi Elif Naz? Şöyle bir bak bakalım. Güzel görünüyor değil mi? Harika. Evet. Tamam. Elif Naz beğendiyse usta. Sıkıntı yok diyorsun sıkıntı değil mi? Sıkıntı yok kesinlikle. Tamam. Şöyle sevgilicilerimiz güzel bir şekilde verdikten sonra biraz da pasta süsümüzle beraber bir süsleme yapacağız. Elmanı yiyebilirsin. Eğer istersen biraz sonra yani şöyle bırakabilirsin. Tamam biraz sonra yiyelim. Kıtır kıtır ses çıkar değil mi? Aa bak bir de pasta süsü ilave ediyoruz. Aynen öyle şöyle. Renkli renkli. Güzel pasta süslerimizle de sevgilicilerim böyle güzel şekiller yapabilirsiniz. Evet tatlımız da gördüğünüz gibi hazır bir şekilde. Şimdi ne yaptık? Tatlımızı da hazırladığımıza göre onu şöyle bir kenara alalım. Sevgili izleyicilerimiz şöyle kameramız görebiliyorsa yakında bir gösterelim. Gördüğünüz gibi. Evet çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Bu güzel lezzetleri ailenizle beraber huzurlu sofralarda yiyin tüketin diyoruz inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet güzel bir günün sonuna geldi sevgili izleyicilerimiz. Yarın görüşmek dileğiyle Allah-u Teala herkesin dualarını kabul etsin. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet hayırlı akşamlar diliyoruz.